Değerli dostlar, bu akşam da sizlerle Kurtuluş Savaşımızın, hatta son dönemde Osmanlı Devleti'nin katıldığı birçok savaşın kahramanlarından biri olan Deli Halit Paşa'yı paylaşacağız. Deli Halit Paşa, toplumdaki yaygın tanımlamayla deli olan bir şahıs değildi. Kahraman, deli dolu tavırları olan bir şahıs olduğu için kendisine kısaca deli lakabı takılmıştı. O kadar ki Deli Halit Paşa katıldığı bütün savaşlarda "Bakın ben buradayım, geri döneni vururum. Savaşta asla dönmek yoktur." diye askerlerini kahramanlığa teşvik eden, gerçekten de kendisi kahraman olan bir şahıstı. Nitekim bu cesurca, bu kahramanca tavırlarından dolayı savaşlar boyunca 13 yara aldığı kitaplarda kayıtlıdır. Deli Halit Paşa İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğdu. Mektebi mülkiyeyi, mektebi harbiyeyi bitirdikten sonra tekrar subay olarak orduya katıldı. Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan Savaşı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda ve Kurtuluş Savaşı'nda bütün savaşlara katılarak kahramanca mücadeleler vererek tarihteki yerini altın harflerle yazdırdı. Kars'ın, Sarıkamış'ın ve Ardahan'ın Ruslardan geri alınmasında büyük bir kahramanlık gösterdi. Hatta soy ismi de Kars'ı alan olarak tarihte yerini almıştır. Deli Halit Paşa daha sonra 2. Meclise Ardahan mebusu olarak katıldı. Ancak kendisi yürekli, yiğit, sözünü ve fiillerini sakınmadan, herhangi bir politik kaygı gütmeden ortaya koyan bir şahıs olduğu için bir süre sonra mecliste hedef haline geldi. Deli Halit Paşa bütün savaşlarda kahramanca yer alan, şehit olan ve gazi olan kişilerin derdini çok yakından bildiği için 2. mecliste gazilere ve şehitlere maaş bağlanmasına dair bir kanun teklifi getirdi. Ancak bu kanun teklifine dönemin yönetimi tarafından sahip çıkılmayınca Deli Halit Paşa bundan çok bozuldu ve meclise şöyle bir ifade kullandı. "Ben Kars'ı geri aldığım zaman orada bir sürü altını hazineye el koydum ve bunları Ankara'ya göndermiştim. Ne yaptınız bu paraları? Niçin gazilere ve şehit yakınlarına bu hakkını vermiyorsunuz, bu maaşı bağlamıyorsunuz?" diye öfkeli bir şekilde mecliste söz almış, bu sözleri sarf etmişti. Ama bu sözler, bu tavırları Deli Halit Paşa'yı yavaş yavaş hedef haline getiriyordu. Bir süre sonra gördüğü bazı yolsuzluklardan bahsetmeye başlayınca ve o günlerde kurulan muhalifi fırkası olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'na katılacağını da söyleyince onunla ilgili karar alındı, kalemi kırıldı. Meclisin silahşör mebuslarından olan Ali Çetinkaya ve Rize mebusu Ekrem Bey tarafından bir gün pusuya düşürüldü ve Rize mebusuyla Ali Çetinkaya ile boğuşurken bir anlamda sırtından vurularak meclis koridorlarında Deli Halit Paşa şehit edildi. Ancak bundan sonra garip şeyler oldu. Sanki Deli Halit Paşa'nın ölmesi isteniyormuş gibi Ankara'da herhangi bir hastaneye götürülmedi. Yarasına zarar gelir iddiasıyla, gerekçesiyle o soğuk kış günlerinde tam 5 gün Deli Halit Paşa meclisin bir odasında bekletildi ve artık yarası dayanılmaz hale gelince de vefat etti. Deli Halit Paşa'nın çilesi bundan sonra da bitmedi. İstanbul Eyüp'teki evlerinin yakınındaki bir mezarla defnedilmişti. Ancak sonradan o günün bazı yağmacıları bu mezarlığı oradan kaldırdılar. Deli Halit Paşa'nın kabrini de Edirne Kapı Şehitliğine naklettiler. Bu kadar büyük kahramanlığı olan, savaşlarda 13 yara almış ama vefat etmemiş bir kişinin Ankara'da meclis koridorlarında başka mebuslar tarafından öldürülmesi, şehit edilmesi, sonra da olayın örtbas edilmesi Türk siyasi tarihine geçmiş bir kara leke olarak o gün bugün anılmaktadır. Deli Halit Paşa'yı rahmetle anıyoruz. Deli Halit Paşa ile ilgili birçok kitap olmakla birlikte
Onunla ilgili en mufassal anlatım Ötüken yayınlarından çıkmış İbrahim Özkan Bey'in kitabıdır. Bunu da bu vesileyle izleyicilerimize tavsiye ederiz.